Kesinlikle iyi bir donanıma sahip olması lazım. İyi bir bilgi, iyi bir tecrübe, iyi bir deneyim. Bunlar olduktan sonra zamanı herhangi bir diliminde istediği yerde iş bulabilirler. İşsiz kalmak için işine sahip çıkacak, çok güzel bir öğrencilik geçirecek, çok güzel bir staj dönemi geçirecek, işini çok iyi yapacak. Yani bizim laboratuvar bölümlerinde eğer işini iyi yapıyorsan, hatasız çalışıyorsan, dikkatliysen, doktoruna tam destek veriyorsan asla işsiz kalmazsın ve çok kıymetli bir personel olursun. Ve böyle personel de zaten çok bulunmuyor. Stajda çocuk, gençler daha çok bir numune tanırlar. Yani hastaya ait numuneleri tanırlar. Çünkü numunede analiz yaparlar. Numune tiplerini tanırlar. Hangi numunenin çalışılacağını, hangi numunede çalışma yapılmayacağını öğrenirler. Artık nüfus artışı sebebiyle numune akışı çok yüksek olduğu için laboratuvarlarda analizleri biz otomatik olarak yapıyoruz. Bu analizleri gerçekleştiren otoanalizörleri yönetmeyi öğreniyorlar sahada. Bunlar konusunda onlara bilgiler veriyoruz. Çünkü cihaz üretilmiş olabilir, bir analizi gerçekleştiriyor olabilir ama doğru analizi yapıp yapmadığını burada koordine ederek öğreniyorlar. Sahadaki öğrenmeleri daha çok bu konuda. Yani işsizlik tabii genel olarak yani dünyanın hani bütün ülkelerin sorunu, bütün insanların sorunu maalesef ama gençler sadece gençlerin kendileri yetiştirmeleri değil, çok iyi bir yerde iyi eğitimcilerle eğitim aldıkları zaman mezun olduklarında kendilerini o alanda yetkin hissedeceklerinden işsiz kalmaları zor. Yani o işi severek ve eğitmenleri tarafından iyi eğitildikleri zaman iş alanında sıkıntı çekmeyeceklerdir.